Bir sürü olmayacak yere bina yapabiliyor, başka bir şey, tesis kurabiliyor, fora basılır, artık önlem alınabiliyor. O denizi taşla doldurup yol yapılabiliyorsa, sarımsak çayının şeyi de buraya getirilebilir diye düşünüyorum. Hani bunu çok arzu ediyoruz. Orada 17 tane köyümüz faydalanacak bundan Sayın Vekilim. Hani mantık şöyle çalışıyor, tabii biz vatandaşız. En iyisini sizler bilecek, devlet büyükleri bilecek. Şurada şu var, hakikaten denizi doldurup da yol yapabilir bir gücümüz varsa, sarımsak çayını çiftçiye sunacak bir gücümüz de vardır diye inanıyoruz. Bunu çiftçiler adına söylüyorum. Bu başarılmayacak bir şey gibi gelmiyor bana. Ha, ama nasıl başarılır, tabii ne kadar zaman alır, bu artık çalışmanın veya büyüklerin takdiri. İsim neydi? Canan Çek. Boyabat'taydık. Boyabat'ta çay boyunda bir sulamayla ilgili, bir de Gökürmak'ta bir Gökürmak barajı, bir de başka bir baraj söz konusu. İkisini de iptal etmişler. İptal sebebi de zemin uygun değil. Geçen sene hiç sulama yapamamışlar. Her geçen sene de su azalıyor. Bu sene içinde aynı şey geçerli. Bütün illerimizde bu sorun var. Yani tarım arazilerinin sulanmasıyla ilgili. Şimdi orayı iptal etmişler. Burayı da iptal etmişler. Ve bu iptaller artık vatandaşı zor duruma sokmuş. Onun için bizim bunu devamlı gündeme getirmemiz lazım. Buraya bir baraj yapılması demek, Sinop'ta bu bölgede tarımın artması demek. Tabii. Bunu öteleyemeyiz yani. İkinci ürünü alacağız biz ya. Hayvancılık yapacağız. Peki de şöyle bir şey var. Biz bunu 2012 yılının sonundan itibaren bu şey başladı, uğraşmaya aslında. Burada baraj yapamayan, yani baraj değil yani gölet yapımını engelleyecek fiziksel olarak isim görmezdi isterim. Hiç, aslında hiçbir durum yok. Yani çok mühendis olmaya da gerek yok bunu anlamak için. Bakın ben bu kadar net konuşuyorum. Alan çok müsait burada. Bizim buradaki küçük bir gölet yapımı içme suyumuzu hallediyoruz. Ve en önemlisi tarım, en az 10 tane köyün sulama hizmetini getiriyoruz. Hayvancılığı tarımını getiriyoruz. Artı bizim yakın bölgelere yakın orman yangınlarımız oluyor. Orman yangınları için en yakın su alanımız olacak. Bizim şurada bir notalar. Bakın bu hakikaten önemsenmesi gerekiyor. Evet. Sarımsak köprüsünün çok aşağıda, biraz da altında. Sarımsak çayı başlıyor. Sarımsak'tan gelen birleşim var. Orada evet, evet birisi Bastu Gül'den doğru gelen derenin ana kanal, bir de biz Tilkit'ten gelen şeyin yaklaşık 70 km. Yapan devlet su işleri bu barajları. Evet. Şimdi bununla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürü'nü ben bir arayayım isterseniz şimdi. Bununla ilgili bir soru soralım. Yani sarımsak çayından gelen oraya yapılacak göletin 17 tane köyümüze hükmedecek. Gerze'ye çok daha önem vermemiz gerektiğini görüyorum. Gerze'de bazı şeyler sahipsiz kalmış. Çöpü alınmayan köylerimiz var. Yolları bitmeyen köylerimiz var. Tarım arazileri sulanmayan birçok köyümüz var. Bir tane barajı yapmak Gerze'de çok fazla bir sorun, o büyük bir şey değil. Yeter ki bunu yapalım, Gerze'yi ayaklandıralım. Onun için özellikle bu sarımsak çayının üstündeki Tilkin köyündeki Tilkin altındaki bir göletle ilgili ciddi çalışmalarımıza başladık. Yani bunun üstünde duracağız. Çünkü 17 tane köyümüzün bununla ilgili ciddi tarımsal sulamayla ilgili beklentisi var. 86 yılında yapılmış bir rapor var ama şu anda 2021 yılındayız. Aradan yıllar geçmiş ve teknoloji ilerlemiş. Şu anda bence o barajın yapılmasıyla ilgili hiçbir sorun yok. Yeter ki yetkili kurumların bu işe el atması lazım ve bir an önce yola koyulması lazım. Bunları başarırsak Gerze'nin tarımında, ziraatında, ekonomisinde çok ciddi gelişmeler sağlarız. Bu bizim şu andaki en büyük önceliğimiz ve bundan sonra Gerze'ye çok daha önem vererek Gerze'de bütün köy köy karış karış gezip sorunları gündeme getireceğiz. Meclisin gündemine de getireceğiz. Dedim yani Sağlık Bakanı iyimser bir açıklama yaparken ertesi gün yapılan bu olay doğru bir olay değil. Vatandaşlarımızı, esnafımızı kapatıyoruz, kahvehaneleri kapatıyoruz, her yeri kapattık ama ertesi gün bakıyorsunuz kalabalık bir ortamda Levalep diye bir şey çıktı şimdi. Onu da Türk kamuoyu öğrendi. Levalep neydi çok bilmiyorduk. Tıklım tıklım dolu ortamlar. Ya bu insanların aklıyla dalga geçmek gibi bir şey oluyor. Ben şimdi milletvekili de kapıldım. Evet. Bunu ya onu yapmayacağız ya bunu yapmayacağız. Hadi yaptınız madem, sosyal mesafe kurallarına uygun yapın yani. Bu vatandaşın günahı ne? Yarın
esnaf kredisini ödeyemiyor. Esnaf, ne bileyim, iş yeri kirası var, ödeyemiyor. Çocuk okutuyorsa çocuklar mağdur kalıyor. Ne bileyim, bununla ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Ekonomi de önemli. Yarın bu esnaf battığı zaman, çoluk çocuğuna evini geçindiremediği zaman nasıl yapacağız? Dünyada şu anda esnafa kredi, faizli kredi anlamında en çok kredi veren ülke durumundayız. Sosyal yardımlaşma alanında da Afrika'nın en kötü ülkesinden bile kötü durumdayız. Yani bu vatandaş, bu devletin esnafına sahip çıkması lazım. Yoksa bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Yarın baktığımız zaman, arkamıza baktığımız zaman bir sürü batmış esnaf, çoluk çocuğunu okutamayan bir esnaf. Şunu da söyleyeyim, geçenlerde bir gün bir yerde bir şey gördüm. Öğretmen çocuğuna soruyor. Diyor ki, beklentiniz, hayatla ilgili düşünceniz nedir diye küçük ilkokul çocuğuna. Çocuk da yazmış, babamın kredisini ödeyebilmesi, evde kavganın bitmesi, evine ekmek götürmesi, en büyük beklentim bu diye. Bunu diyen çocuğun babası da esnaf. Yani küçük bir çocuğun Türkiye'ye bakış açısı böyle olmuş. Demek ki ülkede bazı şeylerin artık, yani daha mantıklı çerçeveye oturması lazım. Salgın, Allah göstermesin, herkes dikkat etmesi lazım. Tabii ki dikkat edeceğiz Sayın Yüküm. Yani muhakkak onda hem mutabıkız. Ama bir tarafı da düşünmek zorundayız. Evet. Yani çok düşünülmesi gereken şeyler var başkanım. Yani biz küçük bir ilde yaşıyoruz. Evet. Sinop'ta, Gebze'de. Burada insanlar çaba gösteriyor yani. Bir şeyleri hem bu kurallara uyalım diye sokakta giden bir vatandaş ceza kesiliyor. Ya da dükkanın yanından biri geçerken dükkana girdiyse cezalar kesiliyor. Araç içinde cezalar kesiliyor. Ama 10.000'lerin yapmış olduğu kongrede kimse ne ceza kesiliyor ne bir şey yapılıyor. Yani güven kalmıyor bu böyle bir ortamda. Anlatmaya çalıştığım şey aslında o. Bir güven iklimini yaratım derken kendi hırslarımız veya da başka bir şeyler yüzüne o insanları mağdur ediyoruz. Durum bence bu. İnşallah ülkemiz şu beladan kurtulur. İnşallah. Bir önceki temelimiz o. Evet, 8 Nisan'da da Genel Başkanımız Sinop'a geliyor. Muhtarlarımız ve sivil toplum örgütleriyle ilgili bir toplantı yapacağız, istişare toplantısı. Bu yapacağımız toplantı böyle levalep dolu toplantılar değil, sosyal mesafe kurallarına uygun, hijyeni sağlanmış, mesafeler korunmuş, sadece istişare toplantısı olacak. Sivil toplum örgütlerimizi, temsilcilerini ve muhtarlarımızı tüm Sinop için söylüyorum. Buradan bir davetimiz olsun. Güzel bir toplantı, istişare yapılacağına da inanıyorum.